Hoş geldin demek istiyorum. Ben Esin Şantalar Doldur ismim. Yazılım Bilişim Destek ve Sektör Şube Müdürüyüm. Bugünkü toplantımızın amacı 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Türk Öğretisi Bilişim Yıldızları Programı kararı çerçevesinde zorunlu olan bir takım başvuruların ve sunulması gerekli evrakların ne şekilde yapılacağına dair hazırlanma yöntemleri, işte başvuru yöntemlerine ilişkin bilgilendirme amaçlı. Bunu düzenlemeye gerekçemiz aslında şöyle. Şimdi destek yönetim sistemi, DYS olarak adlandırdığımız destek yönetim sistemi ve temel bilgi belgeler, şirket bilgi formu, finansal bilgi formu vesaire, domain kayıtları gibi diğer evrakların birliğimize sunulması noktasında bir takım tekrarlayan, mükerrerlik gösteren işlemleri azaltma gayesiyle aslında düzenledik biz bu toplantıyı. Çünkü burada hem firmalarımızın hem birliğimizin daha az yorulması, daha az evrak sirkülasyonuna maruz kalmamasını sağlamak amacıyla böyle bir toplantı ihtiyacı doğduğunu fark ettik. Şimdi bu konuda da malumunuz 5447 sayılı karar kapsamında olmazsa olmazımız destek yönetim sistemi evraklarıyla temel bilgi belgeler. Bunlar olmaksızın bu kapsamda hiçbir işlemi yürütmek mümkün değil. İşte gerek ön onay, gerek destek başvurusu, gerek liste kapsamına alınma, diğer bütün işlemler, aklınıza gelebilecek her türlü işlem buradan yürütülecek. Bunların o temin edilmesi akabinde yapılabilecek. Dolayısıyla da burada bizim sizlere aktarmaya çalışacağımız, birazdan ileteceğimiz tüm bilgileri de hakikaten harfiyen yerine getirmekle mükellefiz hem biz hem sizler. Sorularınız olduğu da yazarak iletirseniz biz sunum sonrasında toplantının nihai haline gelmesi akabinde bu soruları da cevaplamaya çalışacağız. Sunum yapmak için Buğra Serdar Sarıaydın arkadaşımız var. Destek yönetim sistemi ve diğer evrakların, temel bilgi belge evraklarının girişleriyle kendisi ilgileniyor. Sizlerle gerek mail üzerinden gerek telefon üzerinden kendisi irtibata geçiyor. Ben sözü kendisine aktaracağım ve toplantıyı başlatmak istiyorum şu anda. Teşekkür ediyorum tekrardan. Sayın Genel Sekreterim, Sayın Şube Müdürüm, kıymetli katılımcılar. Şimdi sizlere 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Türk Öğreti Programı kararının gerektirdiği temel bilgi ve belgelerin sunumunu yapacağım. Öncelikle desteklerden yararlanabilmemiz için sesim şu an geliyor mu? Sesim geliyor mu? Destek yönetim sistemi ve onların destek yönetim sistemi ve onların gerektirdiği temel bilgi ve belgelerin sizlere sunumunu yapıyor olacağız. Sizlere destek yönetim sistemi ve temel bilgi belgeleri sunuyor olacağız. Burada bu karar gereğinde başvurmuş olacağınız desteklerin öncelikle DSE kaydı şartı arandığı ve daha sonrasında da bazı temel bilgi belgelerin tarafımıza ibraz etmeniz gerektiğini ileterek bu evrakların üstünden teker teker inceleyerek nasıl bunların doldurulacağını, nasıl hazırlanacağını göstererek soru cevap şeklinde de ilerleyeceğiz. Öncelikle DSE kaydı için sunulması gereken belgelerimizde EKA, DSE sistem kullanım taahhütnamesi, EKB, DSE yararlanıcı bilgi formu, EKC, DSE kullanıcı etkilendirme formu ve bunların ekli evrakları bulunmaktadır. Bunlar da birinci olarak son sermaye yapısını gösterir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi yahut Hazirun Cetveli. Yani burada
pay sahiplerinin listesi ve çizelgesini görmemiz gerekiyor olacak. Daha sonradan imza sürgülerinde temsili yetkili kişilerin temsil süresi ve yetkilerinin neye haiz olduğu yahut noter onaylı yönetim kurulu kararı gerekmekte. Bu ekçe formunda da DS kaydı tamamlandıktan sonra firmaların bünye evrakında ve desteklerinin safahatini öğrenebilecekleri, yani şirketlerin yetkili kıldıkları kişilerin kendi evraklarını görebilecekleri kişiye atarken burada o kişinin bilgilerini bize ibraz etmeleri gerekiyor. Burada bahsettiğimiz gibi eğer kişi imza sürgülerinde bahsedilen bir kişi ise bu kişinin kimlik fotokopisi, şirket çalışanıysa eğer yetkilendirilen kişiye ait SGK hizmet döküm listesi tarafımıza iletilmesi gerekiyor. Yahut bu kişi üçüncü bir kişi olur, danışmanlık alırsınız. Öyle bir durumdaysa ekçe formunu noter onaylı şekilde yahut vekaletname sunarak tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Burada dikkat ettiğimiz hususlarda imza sürgülerinde temsili yetkili kişiler, temsil olduğu durumlar, bu kişinin temsil süresi münferit mi ya da müşterek mi? Yani eğer o kişinin münferitse tek başına bazı işlemleri yapmaya yetkisi var mı ya da müşterekse o diğer kişilerin de biz imzasını diğer tüm belgelerde aramaktayız. Burada bize sunmanız gereken ticari sicil gazetesini incelediğimizde bizim görmek istediğimiz nokta birinci olarak sermaye yapısı, ikinci olarak da şirketin idaresi ve temsili. Yani orada temsili yetkili kişileri biz tekrar görmek istiyoruz. Bir sonraki evraka geçiyorum. Burada ECA sistem kullanım taahhütnamesi. Bu evrakı Ticaret Bakanlığı'nın web sitesine girdiğimizde, DSE kısmına girdiğimizde temel bilgi ve belgelerde görmekteyiz. Bize çoğu şekilde geri dönüş yapılıyor. Yani bu belgeyi biz Word formatında indiremiyoruz. PDF şeklinde diye iletiliyor. Şöyle, bu bir taahhütname olduğu için içerdiği maddeler hukuken kıymetli evrak nitelendirildiğinden, yani buradaki maddeler bir sözleşme nevinde olduğu için değişiklik yapılmaması adına PDF şeklinde sunulduğu için bizim yine bunları bilgisayar ortamında doldurmamız gerekmektedir. Yani siz yararlanıcıları. Burada da online PDF editörü öneriyoruz. El ile yazmaktansa bilgisayar ortamında online PDF editör üzerinden doldurabilirsiniz. Aşağıda temsile yetkili kişiler ve ad soyadı kaşe imza kısmı var. Burada biz yine sizin imza sürgülerinde belirtilen temsile yetkili kişiler tarafından doldurulup doldurulmadığına bakmaktayız. İkinci olarak ekbe yararlanıcı bilgi formu. Burada sizin şirketinize ait güncel künye bilgilerini talep etmekteyiz. Burada da sizin merkezi sicil sisteminde kayıtlı olan bilgilerinizle uyumlu olması gerekiyor. Yani çelişen bilgiler olduğunda bu evrakın geçersiz sayılabileceği, destek başvurunuzun olumsuz sonuçlanabileceği durumlar olabiliyor. Ekbe yararlanıcı formunun birinci sayfasının alt kırılımında burada ünvan tür değişikliği gerçekleştirilen yararlanıcı bilgileri diye bir kısım var. Bazı firmalarımız ünvan değişikliğine gidebiliyor. Limited ya da AŞ. Bazı isimlerde de keza değişiklik yapabiliyorlar. Burada bu bilgileri doldurduktan sonra bize Ticaret Sicil Gazetesi'nin yeni ünvan değişikliği kısmını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ve yine merkezi sicil sistemde, yani MERSİS'te sizin faaliyet gösterdiğiniz sektöre ve faaliyet alanına dair NACE kodlarınız, oradaki şirket bilgi formu ve ekbede hepsinin uyumlu olması gerekiyor. Buraya dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi budur. Yine ekbe yağlanıcı bilgi formu üzerinde ilerlerken burada genelde temsile yetkili kişiler kısmında imzanın ya da soyad TC kimlik noktasının boş bırakıldığını görüyoruz. İmza sirkülerinde hangi isimler belirtiliyorsa onların tek tek burada soyad, TC kimlik numarası, imza ve tarih belirtmeleri gerekmektedir. Evet, burada ekçe kullanıcı yetkilendirme formu. Bu formun mahiyeti şu şekilde. Biz DS kaydınızı oluşturduktan sonra sizin DS'de E-Devlet üzerinden giriş yapıp firmanın künye evrakını ve diğer bakanlık tarafından yapılabilecek DS üzerinden müracaatlar için firma için yetkilendirilen kişiler hakkında bir form.
Burada şöyle bir karışıklık genellikle meydana geliyor. Bu ünvan versus no vergi no kısmını, yararlanıcı bilgileri kısmını firmanın yetkilisinin ismi giriliyor. Burada yetkilisinin ismi değil, firmanın ünvanı, firmanın versus numarası ve vergi kimlik numarası girmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde burada temsili yetkili kişi ve ya da kişiler kısmında da imza sürgülerinde kim belirtilmişse onlar tarafından doldurulup aşağıda imzalar kısmında yine aynı kişiler tarafından imzalanması gerekiyor. Yine ekçe formunda sizin DYS üzerinde yapacağınız işlemleri yetkilendirdiğiniz kişinin ismini burada ibraz etmeniz gerekiyor. Eğer bu kişi sizin şirketinizde imza sürgülerinde yetkilendirilmiş bir kişi ise bu kişinin kimlik fotokopisini, eğer bu kişi sizin firma bünyesinde çalışıyorsa firma bünyesinde çalışıyor olduğunu teyit eden SGK hizmet döküm listesi yahut eğer üçüncü bir kişi ise firma bünyesinde çalışmıyorsa ya da danışmanlık alıyorsa noter onaylı ekçe belgesi yahut vekaletname sunmanız gerekiyor. Burada yine yetki kısımları var, kısmi ve tam yetki. Bunlar tamamen firmanın tasarrufunda. Yetkilendirecek kişiyi nasıl yetkilendirmek istiyorsa onlara siz karar vereceksiniz. Burada yetki başlangıç tarihi bu yetkilendirilecek kişinin DYS üzerinde işlem yapabilme süre aralığıdır. Bazen bu süre aralığı maksimum 3 yıl olması. 3 yıl olabiliyor. Daha kısa süreler istediğiniz gibi belirtebilirsiniz. Fakat burada eğer sizin imza sirkülerinde yetki süresi bu 3 yılı aşmaması lazım. Örnek veriyorum. İmza sirkülerindeki yetki tarihi 2024 yılında bitiyorsa siz buraya yetkilendireceğiniz kişiye 2025 yılına kadar yetki veremezsiniz. Bunun dikkat edilmesi gereken hususlardan da biri budur. Ekçeye dair. Şimdi şirket bilgi formu ve ekle evrakından bahsedeceğim. Bu form firmaların hangi alanda faaliyet gösterdiklerini, ne gibi ürünlerinin olduğu, daha önce nasıl hangi platformlarda hangi ürünleri sattıklarını ve geçmişe dair, son 3 yıla dair onların ihracat projeksiyonunu gösterin ve NACE kodlarıyla, yani hangi sektörde hangi satışı yaptıysa ve hangi ülkeye yaptıysa onu belirten bir finansal bilgi formumuz var. Bu form ileride de göreceğimiz üzere yeminli mali müşavir tarafından onaylanması gerekiyor. Daha sonra bilahare anlatacağım. Burada yine az evvel EK, EKB, EKÇE ve onların ekli evrakında olduğu gibi ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, eğer destek konu faaliyetlerde şirketin organik bağı bulunan yurt dışında yerleşik şirketleri için ortaklık yapısının açıkça gösterildiği ve ticaret ateşeliği onaylı şirket tescil belgesi ve gerekirse kuruluş sözleşmesi sizlerden talep ediyoruz. Tabii bu yurt dışında yerleşik şirketler için. Ardından şirketin uygulama, oyun, yazılım, internet mağazaları ya da değişik platformlarda yer alan yazılım, dijital oyun, mobil uygulama ya da eğer bir dijital aracılık platformuysanız bu destekten yararlanacağınıza dair sizin ispatlayıcı bir ekran görüntüsü, yani Google Play Console, App Store Connect gibi ya da Steam Meta gibi platformlardan ekran görüntüleri istiyoruz. Bunları yine ileride anlatacağım. Bize belirtmiş olduğunuz kurumsal web siteniz ve daha önce eğer bir ürün sunmuşsanız, bu ürünün de bir web sitesi varsa, bu web sitesinin size ait olduğunu gösteren bir domain kaydı. Az evvel bahsetmiştik, şirket bilgi formunda da göreceğiz. Orada bazı faaliyet alanları var. Dijital aracılık platformlarını seçerseniz eğer, burada gelirinizin %51'den fazlasını aracılık ve komisyon hizmetlerinden elde ettiğinizi gösteren sizden yeminli mali müşavir onaylı bir belge talep etmekteyiz. Yine son olarak hizmet ihracatçı birliği üyelik belgesi gerekmektedir. Bunlar şirket bilgi formu ve ekli evraklarıdır. Yani bu evrakları tamamlayan bir firmanın bir destek başvurusu olduğunda eğer bu evrakları tamsa dosyası tahakkuka girecektir ve her destek için bunlar zorunlu tutulmaktadır. Şimdi şirket bilgi formuna geldiğimizde burada yine az evvel anlattığımız gibi EKA, EKB ve sizin MERSİS'te, yani Merkezi Sicil Sistemindeki bilgilerinizle hepsinin uyumlu olması lazım. Onlara dikkat ederek buradaki kısımları doldurduktan sonra şirket bilgi formunun alt kısmında faaliyet gösterilen sektör, marka bilgileri gibi bir kısım var. Burada firmanın ticaret sicilinde MERSİS'te tanımlı faaliyet gösterildiğini belirten NACE kodu ve
bu kodların da adları olmaktadır. Firmalar buraya bu dörtlü nacelerini girdikten sonra eğer markaları varsa sağ kısma bu markayı belirtmek durumundadır. İlerliyorum. Burada bilişim alt sektörü bilgisinde firmanın bilişim alt sektöründe faaliyet alanını gözetilerek seçiliyor. Ardından da o alana dair bilgiler talep etmekteyiz sizden. Eğer dediğim gibi burada bu dijital aracılık ve hizmet platformlarının kısmını seçtiyseniz sizden tekrardan biz dijital aracılık ve hizmet platformlarının yani sizin gelirinizin %51'den fazlasını bu aracılık komisyon hizmetlerinden elde ettiğinizi gösteren yeminli mali müşavir onaylı bir belge talep ediyoruz. Bu belgede şu şekilde bazen denk geldik. Firmalar YMM'ye sadece bir cümlelik beyanla yani bu firma gelirlerinin %51'den fazlasını aracılık komisyon hizmetlerinden elde ettiğini teyit ederim tarzında bir beyan kabul edilmemektedir. Burada sizin firmanızın gelir beyanı, bilançosu ve brüt satışları incelenerek o dosyaya evraka eklenmesi gerektiğini bizlere ilettiler. İlerliyorum. Şirket bilgi formunda en çok sık karşılaştığımız noktalardan birisi de bu daha önce geliştirilen satışa konu hizmet diye bulunan mavi kutucuk. Burada şirketin kurumsal web sitesi kısmını çoğu firmamız görmüyor, boş bırakıyor. Burada firmalar kurumsal web sitelerini belirtmek durumundalar. Aksi halde bu belge geçerli olmamaktadır. Ardından burada biz tim örneği üzerinden ilerliyoruz. Sizin bir uygulamanız varsa bu uygulamanın adı ve hangi platformda sunuluyorsa burada biz örnek olarak Play Store ve App Store'daki timin kendi uygulamasını koyduk ve buraya da o uygulamanın bağlantı adresini de belirtmeniz gerekiyor. Eğer bu uygulamanın web sitesi de varsa onu da karşısına girmeniz gerekiyor. Bazı firmalar oluyor diyor ki biz yeni kurulduk, herhangi bir ürünümüz yok ya da bir ürünümüz olsa dahi biz bunu herhangi bir dijital platformda satmıyoruz. Sözleşmeyle ya da B2B şeklinde satıyoruz diyorlarsa bunu bu şekilde bu noktada bizlere belirtmesi lazım. Aynen ikinci maddede gördüğünüz gibi tim dolaşım belgesi B2B ve sözleşmeyle satışa sunulmaktadır kısmını bu şekilde şart düşmeleri gerekiyor. Ardından şirketinizin sunduğu hizmetler ve bu ürünler için potansiyel gördüğü müşteri grubunda da bu kısmı boş bırakmamanız, hedeflediğiniz müşteri grubunu buraya belirtmeniz gerekmektedir. Yine bu formun 3. sayfasında bu belgenin en son kısmında burada yararlanıcı unvanı, isim, kaşe, ad, soyad, imzalar kısmı var. Burada genelde boş bırakılıyor, unutuluyor. Burada dediğim gibi tekrardan imza sürüklerinde belirtilen temsili yetkili kişiler tarafından eğer imza sürüklerinde münferit belirtilmişse, münferit, müşterek belirtilmişse yine aynı kişiler tarafından müştereken imzalanması gerekmektedir. Daha sonra burada belirttiğimiz gibi sizin Play Store ve App Store'daki biz bu uygulamaların size sahipliğinizi teyit edecek ekran görüntüleri sunmanızı talep ediyoruz. Bunlara baktığımızda da burada örneklerini size sunacağız. Görüldüğü üzere App Store üzerinden ilerleyecek olursak sağ üst tarafta sizin şirket unvanınızın Mersis'teki ve bizim şirket bilgi formu, EKB, EKA, diğer tüm evraklarda nasıl görünüyorsa şirket unvanınız aynı şekilde orada belirtilmesi gerekiyor. Bazı usta oluyor, firmanın adı uzun uzun tutuluyor. İşte sonunda normalde unvanında sanayi ticaret, dış ticaret ya da değişik eklentiler oluyor. Onları Play Store ya da App Store'a yazmıyorlar. Yazmadığı takdirde bunlar kabul edilmemektedir. Şirket unvanınız Mersis'te neyse burada da aynı şekilde yazmalıdır. Ve bize belirtmiş olduğunuz uygulamaların burada görmüş karelerde görmüş olacağınız üzere uygulamaların ön izlemelerinin ve uygulamaların size ait olduğunu gösteren bu ekran görüntüsünü birinci olarak sunmanız gerekiyor. İkinci olarak App Store'da Banking diye bir kırılım var. Bu sizin bu uygulamadan gelir elde edip etmediğinizi ya da ediyorsanız hangi banka ve hesap numarasına ait olduğunu teyit eden bir sekme. Bunu bize ibraz etmeniz gerekmektedir. App Store'da Banking kısmı bulunmaktadır. İkinci olarak bunu istiyoruz. Üçüncü olarak da App Store'da Legal Entity yani sizin şirket unvanınızın göründüğü, açık adresinizin göründüğü ve sağ üst tarafta yine tekrardan sizin şirket unvanınızın göründüğü şekilde bir ekran görüntüsü talep etmekteyiz. Bu üçü App Store için. Şimdi Google Play üzerinden ilerliyoruz.
Google Play Store'da da sizin uygulamalar kısmında tüm uygulamaların gözükeceği şekilde ve sağ üst tarafta şirket ünvanının görüleceği vaziyette sunulması gerekiyor. Ardından Play Console'da burada Account Details yani hesap ayrıntıları sekmesinde sizin Mercedes'teki kayıtlı ünvanınız, firma ünvanı tam gözükecek şekilde bu ekran görüntüsünü sunmanız. Üçüncü olarak da Payments Profile yani ödeme profilini bize sunmanız gerekmektedir. Burada biz şöyle sorular alıyoruz. Biz bu uygulamadan gelir elde etmiyoruz. Yahut biz bir ödeme profili oluşturmadık. Gelir elde etmeseniz, ücretsiz sunsanız dahi bize bu kısmı sunmanız gerekmektedir bu sekmeyi. Eğer bir profil açılmamışsa bunu da açıp bize o şekilde bu ekran görüntüsünü vermenizi biz şirketlerden talep etmekteyiz. Şimdi domain ekran görüntüsü üzerinden ilerliyoruz. Bize şirket bilgi formunda ek ve diğer evraklarda belirtmiş olduğunuz web sitesi üzerinden gideceğiz. Burada Domain Tools, Whois ya da GoDaddy gibi platformlarda Whois sorgulaması yaptığımızda yukarıda web sitesinin uzantısıyla beraber .com'sa .com'la, .net'se .net'le veyahut hangi uzantıyı ve web sitesini kullanıyorsanız o görünür şekilde ve Registrant ya da Registrant Organization kısmında sizin firmanız Mercedes'te yani yine aynı şekilde ünvan tam olacak vaziyette sunulması gerekmektedir. Bazı firmaların talepleri şu şekilde diyorlar ki biz gizlilik veya privacy sebebiyle ekran görüntüsü sunamıyoruz. Çünkü kullanıcı bilgilerini yani registrant bilgilerini sunduğumuzda oltalama ya da spam gibi şeyler yapılabiliyor. Buna mahal vermemek için biz bu ekran görüntüsünü sunamıyoruz çünkü gizliliğimiz var diyorlar. Bu durumda da şöyle bir çözümümüz var. Bu web sitesinin uzantısıyla beraber size ait olduğunu teyit eden yine aynen Mercedes'te sizin vergi numaranız ya da ünvanınız neyse aynı şekilde bize firma adına kesilmiş faturalar sunmanız gerekmektedir. Şöyle bir yorum geliyor ya da teklifler geliyor. Firma ünvanı kısa tuttuk ya da firma adına alınmadı, firma sahibi kendi adına aldı. Bu durumda kabul edilmemektedir. Sadece firma ünvanına yani şirket sahibi adına değil, Mercedes'teki firma ünvanını bizim görmemiz gerekiyor. Hem faturada hem eğer bize domain ekran görüntüsü privacy sebebiyle sunulmuyorsa, domain faturasında bizim Mercedes'teki kayıtlı şeyi görmemiz gerekmektedir. Firma ünvanını ve şirket bilgi formunda beyan ettiğiniz web sitesinin uzantısıyla aynı şekilde. Burada finansal bilgi formuna ilerliyorum. Burada en takılan noktalardan birisi bu. Bu finansal bilgi formu firmaların son 3 yıla dair hizmet ihracat verilerini bize sunmaktadır. Hangi ülkeleri hangi faaliyetlerle yani hangi sektörde satış yapmışsa, ihracat yapmışsa onların bize gösteren bir belge. 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle kurumlar vergisi beyannamesi verilebileceği için 1 Nisan'dan itibaren biz firmalarımızdan 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait finansal bilgi formu talep edeceğiz. Bu finansal bilgi formunu yeminli mali müşavirce düzenlenmesi gerekmektedir ve serbest mali müşavirce düzenlenen formlar kabul edilmemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar incelediğimizde sol tarafta sütunlara baktığımızda NACE kodu ve ülkeleri genelde formu düzenleyenler elle girmektedir. Burada elle girilmemesi gerekmektedir. Çünkü formun bakanlığın web sitesinden indirdiğinizde hücrelerin kilitli ve oradan seçilebilir. Yani o kırılımların seçerek seçildiğini göreceksiniz. Orada hangi NACE koduyla hangi ülkeye satış yaptıysanız elle yazarak değil oradan kırılımdan tıklayarak seçmeniz gerekmektedir. Bazen İngilizce karakterlerle yani Amerika yazmayıp USA ya da Almanya yazmayıp Germany ya da farklı şeylerle buralar giriliyor. Yine aynı şekilde öyle olmaması gerekmektedir. Buradaki mevcut sekmelerden, kırılımlardan seçilerek ilerlenmesi gerekmektedir. İhracatın gerçekleşmediği senelerde yahut gerçekleşmediği hücrelere denk geldiğimizde burada sıfır girilmelidir, boş bırakılmamalıdır. Ve şöyle bir durumda hasıl oluyor. Burada serbest bölgelerde, Türkiye sınırları içerisinde serbest bölgelerde yabancı uyruklu kişilere yapılan satışlara dair
ülke kırılımından satışın gerçekleştiği serbest bölgeye seçmeniz gerekiyor. Burada Türkiye yazılıyor ya da Türkiye seçiliyor. Türkiye değil, Bursa ise Bursa serbest bölgesi, Trabzon ise Trabzon serbest bölgesi şeklinde girmeniz gerekmektedir. Son olarak buradaki en önemli husus, bu form tekrardan, yani dediğim gibi, YMM tarafından doldurulmalı ve boş bırakılmamalıdır. Burada form onaylanma tarihiniz önem arz etmektedir. Şu şekilde bu form onaylanma tarihine baktığımızda sizden bu evrakın ekli evrakı olarak bu formu düzenleyen yeminli mali müşavirin faaliyet belgesini talep etmekteyiz. Yani bize şunu kanıtlamanız gerekiyor. Bu formu düzenlediğinde bu yeminli mali müşavir faaldi. Yani yetkisi vardı ve bu formu düzenleyebiliyordu. Burada bir form üzerinden, yani o yeminli mali müşavirlerin faaliyet belgesi üzerinden ilerleyeceğiz. Burada örnek bir faaliyet belgesi var. Ve bu form faaliyet belgelerinin geçerlilik süresi genelde 3 ay tutulmaktadır. Bu forma baktığımızda 10 Şubat 2023 tarihinde onaylanmış. Yani bu demek oluyor ki 10 Şubat 2023 tarihi ile 10 Mayıs 2023 tarihi arasında bu yeminli mali müşavir herhangi bir işlem yapabilir. Yani bu form onaylanma tarihi 10 Mart 2022 tarihi. Burada 10 Şubat'la 10 Mayıs tarihi arasında olmalı, yani bu form onaylanma tarihi. Bu hususa dikkat etmeniz gerekmektedir. Son olarak e-imza işlemleri üzerinde biz çok sıkıntı yaşamaktayız. Burada da şöyle bir durum oluyor. E-imza doğrulaması yapamıyoruz gönderdiğinizde. Bazen PTT ekip üzerinden ya da farklı platformlar üzerinden e-imzalama yapılıyor. Burada biz e-imza doğrulaması yaptığımızda istenilen format PADES-LTV. Ve eğer sizin imza sirkülerinizde münferitse orada belirtilen kişi tarafından e-imza işlemi yapılması lazım. Eğer müşterekse yine orada belirtilen kişiler tarafından hem ıslak imza hem de e-imza yapılması lazım. Bu hususta genelde üyelerimiz takılmaktadır. Bunun için de biz capboard.com'a yönlendiriyoruz üyelerimizi. Burada destek için kısmına girdiğinizde orada bir numara ve mail adresi göreceksiniz. Oraya danıştığınızda onlar yardımcı olacaklardır. Teşekkür ederiz. Şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Şimdi ben aşağıdan gelen bütün soruları yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlarımla beraber. Bunları tek tek isterseniz üzerinden geçelim diye düşünüyorum ama başa dönerek. Şimdi bu sunumu paylaşılmayacağına dair bir soru var çokça. Bunları paylaşacağız. Hem sosyal medya üzerinden, YouTube üzerinden hem de bu sunum olarak paylaşmayı planlıyoruz. Onu gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak bunun bilgisini vereyim. Diğer taraftan DYS hala başvuru kabul alıyor mu diye bir soru var. DYS başvuru kabulü almıyor. Burada sadece yaptığımız işlem yetkilendirme işlemidir. Ancak buradaki veriler ciddi anlamda bakanlığımız nezdinde tutuluyor. Buradaki verilere çok ciddi anlamda önem veriliyor. O yüzden bunların gerçekten doğru bilgileri yansıtıyor olması çok önemli. Ama başvurularımızı biz yine CAP üzerinden alıyoruz. Elektronik imzalı olması gerekiyor. Islak imzalı, onunla ilgili bir soru var. Islak imza gerektiren evraklar hangileridir diye. Ek A, B, C ve şirket bilgi formu ıslak imza gerektiren evraklardandır. Bunları ıslak imza attıktan sonra yeniden elektronik imzalı olarak CAP üzerinden iletmeniz gerekiyor. Finansal bilgi formu ile ilgili bir soru var. Şimdi burada finansal bilgi formu ile ilgili şöyle bir düzenleme geldi bakanlığımız tarafından. Bu da şu, şirketin yeni kurulmuş olması halinde ya da mesela son 3 yıl dediğimizin sadece son yılı da şirket aktif hale geldi. Öncesinde o şirket zaten kuruluşu olmadığı için öncesine ait bir bilgi sunması gerekmiyor finansal bilgi formu boyutunda. Ama kurulduğu tarihten itibaren ihracatı olmasa dahi sıfır olarak onu beyan ederek bize iletmesi gerekiyor.
Başka. Tüm DYS için bir handbook var mı diye bir soru var. Bu DYS ile alakalı olarak zaten Ticaret Bakanlığı sayfasında ciddi anlamda hem evraklara erişim hem nasıl gerçekleştirileceğine dair bir sunum mevcut. Onun haricinde bir şey mi sorulan? Çok anlayamadım onu. Var ama zaten yani mevcut da var. Bizim daha önce yaptığımız başvurular vardı. Onların takibini nereden yapabiliriz? Başvurudan kastınız ne? DYS başvurusu mu? Onu çok anlayamadım. Eğer DYS başvurusu ise bizim zaten kendi kayıtlarımıza giriyor. Bizlere telefonla veya mail üzerinden arayarak erişim yapabilirsiniz. Ayrıca siz kendiniz de destek yönetim sistemin eğer yetkilendirme yapılmış ise giriş yapıp oradan takip edebiliyorsunuz hangi evrakların kayıtlı olduğu, hangilerinin yenilenmesi gerektiği ya da bir kaydınızın olup olmadığını görebiliyorsunuz. Size gelen bir yetkilendirme maili yoksa yetkilendirmeye dair herhangi bir şey ulaşmamışsa bir tanımlama yapılmamış demektir. Ya da daha da garanti olsun isterseniz bizlerle iletişimi geçip bunu öğrenebilirsiniz. Buradaki Buğra Bey ya da diğer arkadaşlarımızdan. Bunlar burada bir kaydınızın olup olmadığı bilgisini edinebilirsiniz. Sıfır giriniz dahilinde nacek kodunu ne yazıyoruz? Onu boş bırakıyorsunuz. Doğru bir nacek kodu oluşmuyor zaten. Firma, evet, sitede anında firmanıza ait bilişim sektörünü içeren bir nacek kodu girmesi gerekiyor. Tabii ülke kodu anlamında ben olmadığını bulmak istedim. Fuar destek taleplerinde aynı evrakları mı dolduracağız? Bütün destek taleplerinde. Sadece destek olarak da bakmayın burada. Ön onay başvurularınızda da. Şimdi bu bazı başvurular genel sekreterliğimize, bazı başvurularda bakanlığımıza gerçekleştiriliyor, genel müdürlüğümüze gerçekleştiriliyor. Ancak tüm başvurular için ön onay, sunumun en başında da belirttiğim gibi ön onay, liste kapsamına alınma, destek başvuruları, tüm bunlar için, yani 5447 sayılı karar kapsamında yapılan tüm işlemler için bu kayıtların gerçekleştirilmesi zorunlu. Destek yönetim sistemi kaydının da temel bilgi belge evraklarının kaydının da gerçekleştirilmesi zorunlu. Zip olarak yollayamıyorsunuz. Bunları tek tek göndermeniz gerekiyor. Yani ayrı ayrı iletmeniz gerekiyor. Dosyaların hepsini zip olarak yollayabiliyor muyuz diye bir soru var. Atladığım bir soru var mı? Şu an sırayla ilerliyorum ama. Kolay destekle alakalı olan linki kullanmamanızı tavsiye ederim. Oradaki bilgiler güncel değil. Kolay destek go.tr diye bir Mert Bey'den gelen bir soru var. Kolay destekteki bilgiler güncel değil. Bunu buranın güncellenmesini yapan birim bakanlığımız. Oradaki güncellemeye ilişkin bizim de bir talebimiz oldu. Çünkü firmaların bir yanlış yönlendirmesi söz konusu olabiliyor. Bunu değerlendiriyorlar. Şu anda onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ancak kolay destek linkini kullanmayın. Capcord firması da sisteme girişinizi yönlendiren bir şablon paylaşırsa iyi olur. Capcord firmasının bu DS sistemiyle bir alakası yok yalnız. Bu Capcord tamamen elektronik imza ile alakalı firmalarımızın yaşadığı geçerlilik, imza geçerliliği problemini ortadan kaldırmak üzere bizlerin üye firmalarımıza sunmuş olduğu bir hizmet. Yani bunun DS ile bir ilgisi yok. Ama orada belki elektronik imza bu noktada kullanmanız belki gerekebilir. Yani oradan bir şablon paylaşılacak bir durum yok o yüzden. İhracatçılar Birliği'ne üyelik başvurusunu karar kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirdikten sonra mı yapmamız gerekmektedir? Yoksa önce birliğe üye olup sonra faaliyetleri gerçekleştirebilir miyiz?
Öncelikli olarak üye olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi yaptırmanız akabinde de bir bütün zaten. Çünkü temel bilgi belge evraklarından bir tanesi de üyelik belgesi. Bunu sunmanız zorunlu. Dolayısıyla hani biri önce biri sonra diye bir durum yok. Bütün işlemleri birlikte yürütmeniz gerekiyor. Yurt dışı fuar destek için aynı evrakları mı dolduracağız? Evet, biraz önce de söylediğim gibi tüm destekler için aynı evraklar doldurulacak ve tarafımıza iletilecek. Şirket bilgi formuna girilen banka bilgileri daha sonra değiştirilebilir mi? Değiştirilmeniz halinde yeniden şirket bilgi formunu sunmanız gerekir veya o evraklarla ilgili kısmı yenilemeniz, güncellemeniz gerekecek. Yani bunu da bize ileterek, resmi kanallar üzerinden, KEP üzerinden bize ileterek yapacaksınız. Burada arkadaşlar cevaplamışlar. Zip dosyaları ile ilgili yine tekrar bir soru var. Zip dosyası kabul edilemiyor. PDF formatında gönderilmesi gerekiyor. Tüm evraklarda ıslak imza artı imza şartı var mı? Islak imza şartı olan kısımları biraz önce söyledim. DYS formları, ek ABC ve şirket bilgi formu. Ama tüm evraklarda elektronik imza zorunluluğu var. Başvuru sonrasında ortalama ne kadar sürede destekle ilgili geri dönüş yapılıyor? Bu destek başvurusunu mu kastediyorsun? Şu anda çünkü destek yönetim sistemi kayıtları ile ilgili bir bilgilendirme yapıyoruz. Ama desteklerle ilgili dönüşte bu tabii sizin evraklarınızı geçerli hazırlayıp hazırlamadığınızda, temel bilgi belge evrakları sunup sunmadığınızda, eksik bir beyanınızın olup olmadığına göre değişkenlik gösteriyor. 2 ya da 3 ay içerisinde sizlere dönüş yapılır. Ancak tabii bunların geçerli olması kaydıyla. Yetkilendirme e-maili geldikten sonra artık destek işlerini takip etmek için hep online işlemlerden mi devam edeceğiz? Hayır, KEP üzerinden yapacaksınız. Bütün işlemleriniz KEP üzerinden elektronik imzalı olarak bize iletilmesi gerekiyor. Bütün başvuru evrakları, eksik tamamlama evrakları vesaire ne gerekiyorsa resmi kanal KEP sistemidir. DYS üyeliğimiz var. Eksik evrakları varsa nerede görebiliriz? DYS üyeliğiniz var ise zaten kendiniz de giriş yapıp buradan takip edebiliyorsunuz. Eksik evrak var ise bir mesela herhangi bir destek başvurusu veya işte ön onay vesaire o başvuruları da bulunduğunuzda bunlar bizim tarafımızdan da kontrol ediliyor. Eksik olması halinde size bize kayıtlı olan mail adresinize bilgi iletiliyor. Mail üzerinden size dönüş yapılıyor ama siz kendinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bir veya 2 ay sonra uygulamamız olacak mesela. Onu ileride güncellemesini yapabiliyorum. Biraz kapalı bir soru olmuş ama anladığım üzere cevap vermeye çalışayım. İleride güncelleme yapabiliyorsunuz. Evet, güncelleme yapabiliyorsunuz. Biraz daha açarsanız daha net cevap verebilirim. Güncelleme yapabilirsiniz diye Buğra Bey de cevap vermiş burada. Güncelleme yapılabilir, evet. Daha önceden DYS üyeliğimiz vardı ancak yetki süresi bitti. Bu durumda ne yapmalıyız? Yetkililer değişecek. Yeniden bir başvuru oluşturuyorsunuz. Bunun güncelleme talebinizi belirtiyorsunuz. Çünkü zaten bir kayıt vergi numarasınız üzerinden sisteme giriş yapılıyor.
sisteme o vergi numarası girildiğinde var olan evraklarla ilgili yapmak istediğiniz, talep ettiğiniz her ne ise onların güncellemesi gerçekleştiriliyor. Bir başvuru gerekecek. Yani bununla da bir üst dilekçeyle ne talep ettiyseniz onu yazarak iletebilirsiniz. Başvuru ya da eksiklik bildirim evraklarının tek bir PDF olarak yoksa her birine ayrı ayrı mı? Şu şekilde evrakları tek PDF'de merge edip birleştirmiyoruz. Her evrak neyse onu ayrı ayrı ayırıp PDF şeklinde yolluyorsunuz. Ve onlar da hem imza hem de imza işlemlerini belirtildiği üzere yaptıktan sonra sürecinize devam edebilirsiniz. Bu tüm destekler, yani 5447 sayılı karardaki belirtilen tüm destekler için gereken evraklardır. Her destek için bu evrakları yenilemiyorsunuz. Bir kere bize sunduktan sonra finansal bilgi formunda her sene isteniyor. Ancak diğer evraklar sizin şirketinizin bilgileri değişmediği müddetçe talep edilmiyor. Bir kereye mahsustur. Tamam. Ekçe formu ile yetkilendirilen kişinin e-imzasının olması zorunludur. Hayır, ekçe formunda yetkilendirilen kişinin e-imzası olmak zorunda değildir. Islak imzasını da orada talep etmiyorlar. Eğer imza sirkülerinde belirtilen kişi ise kimlik fotokopisi eğer değilse şirket bünyesinde çalışıyorsa SGK hizmet döküm listesi ama üçüncü bir kişi ise ve danışmanlık ya da dışarıdan birisi ise vekaletname ya da noter onaylı bir ekçe sunmanız gerekmektedir. Şöyle, DS eksik evrağımızın olup olmadığını sorgulamak için nereye mail gönderebiliriz? Burada benim mail adresim ekranda görüldüğü üzere görebilirsiniz, oraya yollayabilirsiniz. İşlem sırasına göre sizlere eksiklik bildirimi ya da evraklarınız tamam olduğunda Safahat'ın durumuna dair bilgilendirme mailleri atmaktayız. CEP üzerinden yaptığımız başvuruların takibi nasıl yapabiliriz? Size belirtilen evrak numarasıyla evrak kayıt, İMİP evrak kayıttan oradan başvurunun durumunu takip edebilirsiniz. DS EKBC evraklarının tamamlaması durumunda başvurduğumuz evet engeldir. Tüm evrakların hem DS evrakları yani EKBC ve şirket bilgi formu ve ekli evraklarının tamamlanması gerekiyor. Sizin dosyanız incelenip tahakkuka gireceği zaman biz bu evrakları tekrar kontrol sağlıyoruz. Eğer bir eksiklik olduğu durumunda dosyanızın tahakkuka girmesi için sizlere hem maille hem eksiklik yazısıyla hem de telefon üzerinden şifanı anlatarak bunları talep ediyoruz. DS kayıt güncelleme belgeleri gönderim 3 ay kadar oldu. Ne zaman dönüş alabiliriz? Belge kimlik numaranızı mail adresime belirterek tekrar şey yapabilirsiniz. Tekrar biz kontrol sağlayacağız. Şöyle bir soru gelmiş. DYS kayıtlarının tam olmaması DYS başvurusuna engel midir? Başvuru yapmanıza engel değildir ama sonuçlanmasına engeldir. Başvuru oluşturup gönderebilirsiniz ancak sonuçlanmaz. Beklemeye de kalır dosyanın başvuru. Daha önceden DYS üyeliğimiz vardı ancak yetki süresi bitti. Bu durumda ne yapmalıyız? Yetkinler değişerek bunu cevaplamıştım. Evet. Yine başka soru var mı? Yıl sonuna denk gelen bir fuara katılım sağladık. Sonrasında destek başvurusu yapmak istiyoruz 6 ay içerisinde. 2023 yılında üyelik işlemini yaparak destek başvurusunda bulunabilir miyiz? Faaliyet üyelikten daha önce gerçekleştiği için. Şimdi üyeliklerimiz takvim yılı bazlıdır. Yıl sonunda yapılmış olması yeni yıl girdiğinde üyeliğinizi yenilemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Üyeliğinizi yenilemeniz gerekiyor.
başvurularınızı yine oluşturabilirsiniz. Zaten hani üye olmayan bir başvuru gönderemez diye bir kural yok. CAP sistemi açık bir sistem. Oradan başvurularınızı oluşturabilirsiniz. Ancak üyeliğinizi yenilemeniz gerekir. Evrak kayıt sayısı ile durumu nereden takip ediyorduk, o kısmı anlayamadım diye bir soru var. Evrak kayıttan şimdi bizim destek başvurularınızı yaptığınız zaman bizim veri tabanımıza kayıtlanıyor bu başvurular. O kayıtları firma bazında kendinize ait olarak görme imkanınız var. Bunun için bize bir mail ile talepte bulunuyorsunuz. Veri tabanına giriş şifresi almak istiyorum diye. O başvurunuz akabinde size bir şifre belirleniyor. Siz başvurularınızı oradan takip edebiliyorsunuz. Eğer sormak istediğiniz buysa. Atladığım bir soru var mı? Bilemiyorum ama sanırım tamamını cevapladık gibi geliyor. Yani bu konuya ilişkin olarak DYS ve temel bilgi belge evraklarına ilişkin olarak ilk etapta Buğra Bey'le de irtibata geçebilirsiniz. Hem telefon üzerinden hem mail üzerinden. Mail ile daha sağlıklı olacaktır. Bütün şubemizle de irtibatta olabilirsiniz. Diğer desteklerle alakalı bunlardır da gerek benimle gerek şubemdeki diğer personelimle telefonla ya da mail üzerinden iletişime geçerek bilgi alma imkanınız bulunuyor. Yeni mesaj daha görüyorum. Buğra Bey'in mailini atabilirsiniz. Info olarak attığınızda da zaten bizlere onlar info olduğunda da biz onları takip edebiliyoruz. Ama hani spesifik olarak bir mail atarsanız daha kolay, daha hızlı bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Destek başvuruları ve desteklerle ilgili genel bir webinar daha yapabilir misiniz? Olabilir. Böyle bir planlamamız olacaktır. O konuda da sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Buğra Bey, sizin aktaracağınız başka bir husus var mıdır? Ya da cevaplamadığınız başka bir konu var mı? Burada bahsettiğimiz gibi biz bu evrakların nasıl doldurulacağına ve bize nasıl iletileceğine dair bir detaylı bir bilgi verdiğimize inanıyoruz. Yine eğer bir tereddüt hasıl olduğu zaman hani nasıl dolduruyorum ya da nerede ne eksik gibi bir durum olursa eğer burada sunumun son sayfasında göreceğiniz üzere mail adresim oradadır. Telefon numaram da dahilimin burayı aradığınızda 6011'dir. Hem şifayen de oradan müsait olduğum zaman sizlere cevap vermeye çalışacağım. Biz teşekkür ederiz. Katılımınız için. Çok katılımlarınız için ben çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir toplantı oldu. İşte ümit ediyoruz ki sizlerin sorularına yeterli cevapları verebilmişizdir. Başka bir iki dakika daha bekliyorum. Başka bir soru gelir mi acaba diye. Ondan sonra da oturumu kapatacağım izninizle. Evrak kayıt sayısı ile durumu nereden takip edebiliyorduk? O kısmı anlayamadım diye bir soru gelmiş. Bu da arkadaşım da cevap verdi. Aziz Kılıç Bey ilgileniyor o konuyla. Kendisine bizim iletişim bilgilerimizin tamamı web sitemizde yer alıyor. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin web sitesinde yer alıyor. Hem personel hem şubemiz bazlı hem tüm personel bazlı iletişim bilgilerimizi oradan erişebiliyorsunuz. Bu destek başvurularının durumu ile ilgili takipte bulunmak için Aziz Kılıç Bey'e bir mail atmanız yeterli olacaktır.
Biz bu mevcut sunumu kendi web sitemizde de paylaşırız. Oradan da temin etme imkanımız olur. Bizim Ticaret Bakanlığı'nın sayfasına entegre bir sayfamız var. Orada yapılan tüm güncellemeler bizim web sitemiz üzerinden de görülebilir durumda. Dolayısıyla hem Ticaret Bakanlığı web sitesinden hem Hizmet İhracatçıları Birliği'nin web sitesinden gerekli güncellenmiş haliyle bilgilere, evraklara, sunumlara erişmeniz mümkün. Harici olarak da yine sizlerle ilgili sizlere yardımcı olmak üzere buradayız. Her şekilde ulaşabilirsiniz. Süremiz dolmak üzere. 15 dakika. Çünkü 15 dakika oldu. Evet. Ben bakıyorum soru olarak var mı bir şey? Zannedersem tamamlandı. Herhangi bir değişiklik güncelleme olması halinde veya ilerleyen dönemde tekrar talebiniz üzerine gerekli olması halinde yeniden tekrarlarız bu toplantıyı. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Burada sonlandırıyorum. Burayı da teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin. Çok sağ olun. Evet.